Bir abim internetten kalp ve damar sağlığı için 6 tane Panax'ı 49 liraya almış adressiz. Bunu size danışacaktım. Nedir bu? Evet, çok enteresan. Bakmak ister misiniz? Bizim de geçenlerde bir dostumuz beni aradı. Dedi ki, hocam televizyonda 6 kutu Panax 49 lira. Evet, bu 6 nedir pek acaba dedi. Ben de merak ettim. Ben de bizim elemana tarif verdim. Bakalım neymiş bu dedim. Biz de merak ettik. 6 kutu 49 lira. Bir tane alabilirim. Size de alabilirim. Teşekkürler. Merak ettik. Biz gerçi açtık büroda. Baktık, kontrol ettik. İçinde bitki tozu var. Çöp. Büyütmüş tozu. Hiçbir etkisi olmadı. 6 kutu diyor. Panax diyor. Fakat içinde 60 tane olur normal bir standart bir kutuda. Bu da normal 40'lık bir kutu ama 10 tane var. Zaten hem dalavere artı bunun içerisinde bitki ekstraktının 1 kilosu 300 lira, 500 lira, 600 lira. Bitkinin ekstraktına göre 1000 liraya kadar bitki ekstraktı olan, ekstraktı 1000 liraya kadar olan bitkiler var. Çeşit çeşit. Daha da pahalı olanı var, ucuz olanı var vesaire. Bitkiye göre değişir. İçi boş zaten. Gördüğünüz gibi. Şöyle bastığınızda kapsülün içi boş. Oynuyor. İçi boş. İçinde bir şey olmadığı anlaşılıyor zaten. Evet. Bir de açalım. Neymiş? Bitki tozu, çöp. Tamamen çöp. Kalp evet. Damar. Bunun açıcı. Ben bununla ilgili bir programda konuşmuştum. Demiştim ki çeşit çeşit bitki tozu. Bir çeşit değil. Birisi. Hepsinde renk tonu var. Kimyon ağırlıklı. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Birinde kimyon var, diğerinde başka bir ot var. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Kimyon kokusu. Baba bu kimyon kokusu. Kokudan belli oluyor. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Tövbe tövbe tövbe. Ben bunu da görmemiştim. Önce baktığımda bunlar yoktu. Bak bu farklı. Tövbe tövbe. Rastgele doldurmuşlar otları öğütüp öğütüp. Bitki tozu. Bu kimyon. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Bakın bu bitki tozu. Kameraman arkadaşımız gösterebilirse, girebilirsen yakından. Evet, bitkinin tozu gözüküyor mu? Gözükmüyor. Kamera yansışı yaptığı için. Yani gösteremedik. Yeşilin her tonu. Gösterir mi? Tamamen çöp. 6 kutusu diyor. 49 lira. Ben de televizyondan seyrettim. Televizyon kanalları değiştiriyorum. Her kanalda reklam. 6 kutu Panax 49 lira. İşte profesör doktor dedi ki diyor. Profesör doktorun haberi yok. Başka bir profesör doktor bir konuda konuşmuş. Demiş ki şunu kullanın kalp damarı iyi gelir vesaire vesaire. Ne kullandığını oradan es geçiyor. Orayı piplemiş geçmiş. Hangi neden bahsettiği belli değil. Arkasından serfitika şu belgelerimiz var. Arkasından Tarım Bakanlığı'ndan onayları var. Hiç aslı yok. Telefon ediyorsun. Telefon, ürün geliyor. Fatura yok. Adres yok. İletişim bilgisi yok. Neymiş bunun adı? Al Natural. Firmanın adı var. Adı şey. Marka var ama firmanın adı yok. Üretici nerede üretildiği, nerede satıldığı belli değil. Nasıl cesaret ediyorlar buna? İnternet sitesi yok. Sonuçta merdiven insan altında. Sağlığı. Merdiven altı. İnsan sağlığı önemli değil ki. Bunlar bunu yapıyor zaten. Türkiye'de 1000'e yakın firma var. Bitkisel gıda takviyesi üreten. Bunlardan belki ikisi üçü bitki ekstraktı üretiyor. Maalesef 1000'e yakın. Şimdi 2013'ten 2017'ye kadar 4 yıl süren bu çalışmalar sonucunda onay sistemi getirdiler. Hükümet yeni bir kural. İlaç fabrikası gibi oldu. Bütün sistem değişti. Hijyen, kontrol, üretimden efendim bitkinin toplanmasında kurutulma öyle her şey kontrollü lazım. Bir sisteme geçildi. Onay alamayan firmalar ne yaptı? Bir, merdiven altına gitti. Kaçak. İki, fason üretime geçti bazıları. Bazıları fason. Nasıl? Fason nedir? Mesela şirket burada. Satıcı firma. Üretici firma Ankara, Adana, Kayseri, Konya. Alıyor diyor. Bana
Panax üret. Oradaki de diyor ki nasıl olsun abi? Olsun işte, yap bir şeyler. İnsan sağlığıyla oynamaktan başka bir şey değil. Fasonculuk da insan sağlığı. Türkiye'nin çok meşhur iki profesörü, iki doktoru, bir de doçenti fasoncu. Bir firmaya ürettiriyorlar. Ürettikleri her şeyi. O firma ne yapıyor da bunlara gönderiyor belli değil. Bazıları da böyle merdiven altında böyle çöp üretiyor. Ben dedim ki bir programda Ömer Coşkun çöp üretiyor dedim. Beni mahkemeye vermiş. Hakim diyor ki bana sözünü geri alıyor mu? Niye geri alayım dedim. Çöp üretiyor demişsin adama. Dedim. Baskın yapıldı. Ürünleri imha edildi. Ha öyle mi? Dedi. Öyle. Şimdi de söylüyorum. Gitsin yine mahkeme versin. Yapmış olduğu iş insanlık dışı iş. İnsan, bir insan bunu yapmaz ki. İnsan sanıyla oynanmaz ki. Ne diyor burada? Al natural. Natural'la ne ilgisi var? Bu çöpten başka bir şey değil. Bitki öğütüyor, dolduruyor. Bitkinin ekstraktından yapılır kapsül. Artı bunun içerisinde 10 tane buna koymuş, 10 tane ona koymuş. Zaten bir kutu şeyini bölüştürmüş. Evet, hepsi boyutunu 60 bölüştürmüş. Tane kapsül. Ve maliyeti bunun sadece kutusu maliyet şu 50 kuruştur. 6 tane 50 kuruş ne yapar? 3 lira. Bir de etiket masrafı 4 lira. 4 liraya 49 lira vatandaşa satıyor. Diyor ki biz ürün ürettik kalp damar için, kalp damar için. İnsan sağlığıyla oyna oyna. Yani nereye kadar? Bunun sonu yok. Bütün televizyonlarda böyle shopping yani satış yapan sitelerin hepsinde dönüyor bu. Kontrol ettim. Gerçek mi? Aslı var mı diye. Her tarafta dönüyor. Bir de başka bir profesör doktorun konuşmasını almışlar, montajlamışlar oraya. Diyor ki o da zavallı bilmiyor tabii ne bilsin. Kendi videosunu yorumlanan haberi yok adamın. Diyor ki sertifikası var. Tarım Bakanlığı onaylı. Şöyle şöyle şöyle. Hikaye anlatıyor, anlatıyor. Sizin yakınınız almış, gördük. Telefon yok, adres yok, fatura yok. Bizim yakınımız da yani çalışan elemanımız da bir yakını almış. Telefon yok, adres yok, hiçbir şey yok. Nerede üretiliyor, nasıl üretiliyor? Olası bir aksilikte başvurulacak kimse yok. Hesap sorabileceğin. Tabii ki. Birisine bak bu kapsülün birinden kekik, şey kimyon çıkıyor, kimyon tozu. Başka bir, diğerinden başka bir bitki tozu çıkıyor. Ne bu? 3 liralık bitki tozundan yapıyor bir şeyler, vatandaşın sağlığıyla oynuyor. Evet. Fasonculuk da tehlikeli, merdiven altı da tehlikeli. Çünkü ne yapıldığı bilinmiyor. Fason üretiyor, vatandaş diyor ki Ankara'da, Adana'da bana şunu üret, panak üret. İçine ne koyuyor? Bilmiyor. Ha, bu fasonculuk yapanlar ustası, işçisi yok. Fabrikası yok. Ustabaşı yok. Mühendisi yok. Kontrol eden elemanı yok. Öbür firma üretti ama ne üretti? Var mı böyle bir şey? Bak mesela ben fabrikaya gittim. 4-5 çeşit bitki ekstraktı. Ayrı ayrı ürünler üreteceğiz. Dalgınlıkla hepsini bir kazana doldurmuşum ben. Demiş şundan şu kadar, bundan bu kadar diyorum. Onları koyuyorlar. Aa, bir de baktık ki 3-4 çeşit ürünü aynı kazana koymuşuz. Ne yapacağız şimdi dediler. Ne yapacağız? Çöpe dökeceğiz. Çöp oldu artık. Ne kadar? 30 bin lira bitki ekstraktı çöpe gitti. Bir dalgınlıkla, kafam başka bir şeyle meşguldü. Yeni formüller düşünürken gitmiş. Ben gitmiştim. Çocuklar da, gençler de, yanımda çalışan elemanlar da onlar da bilememiş. Doğaldır. 30 bin lira ekstrakt çöpe gitti. Başka bir daha geçen haftada, iki hafta önce de aloe vera bir ton. Bura sarımsak konmaz. Sarımsak koymuşlar. İkstire koyacağına yanlışlıkla aloe vera jelin içine koymuşlar. Bana diyorlar ki ne olacak şimdi? Ne olacak? 90 bin lira gitti çöpe. 90 bin. 30 bin, 120 bin. Bir ayda olan zarar. Ha, o zarar ben çekerim. Problem değil. Önemli olan insanlara zararı olmasın. Ama bunlar ne yapıyor? 3 liralık şeyle insan sağlığıyla oynuyor. Allah korusun. Ha, bazıları daha tehlikeli. Bunun içine kimyasal koyuyor. Evet, o daha tehlikeli. En azından o bu kimyon daha koymuş. Tehlikeli. Onlarla da mahkemelik oldum. Onlara da haciz memuru gönderdim. Bir zamanlar benim bayimdi. Sonra alevere dalevere yapmaya başladı.
3 kağıt. Ona da haciz memurları gönderdim. Haciz memuru gidiyor, geliyor bizim avukat diyor ki hocam bir şey alamayız. Niye? Bir masa, iki sandalye. Verdikleri adres hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. $1 milyon beni zarara soktular. $1 milyon. 2 yıl ürün verdim, parasını alamadım. Mahkemelik olduk. Adamların verdiği adreste bir masa, iki sandalye, başka bir şey yok. Bir şey alamayız, boşuna uğraşmayalım dedi. Yani iflastan döndüm. Evimi, arsamı, arabamı, her şeyimi sattım. Hiçbir şey kalmadı. Ama önemli değil. Niye? Önemli olan doğruluk. Bugün malını, mülkünü, servetini kaybedersin, yarın kazanırsın. Allah verirsin. Verir, vermezse vermez. Ama para kazanacağım diye bu yollara tevessül eden insanların sonu çok kötü olur. Hem bu dünyayı kaybederler, hem öbür dünyayı kaybederler. Çok açgözlü olmamak lazım. Ha, bunların hepsi de kuya dindar. Hep dinden, imandan bahs, ayetler, hadisler. Halbuki yaptıkları iş hep tekrarlı. Bu işi yapanlar hepsi dinden bahseder. Zannedersin ki hoca. Zaten insanlar bir şeyi kapatmak için bir şeyi kullanırlar. Evet, Allah 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 diyorsa bir yerinde bir şey vardır. Evet. Allah yardım etsin. Yani ben de diyorum ya Allah affetsin. Allah affetsin. Evet. Yani fasonculuk merdiven altı tehlikesi. Türkiye'de onay alamayan şirketler bu işe döndü. 1000'e yakın firmadan 900'ü bunu yapıyor. Sonumuz iyi değil. Çok sıkı kontrol gerek. Merdiven altı. Al natural demiş. Al natural. Kim yaptı, nerede yaptı, nasıl yaptı? İçinde ne var? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Dünyanın hiçbir ülkesinde bunu yapamazlar. Tabii. Neyse. Boşu. Moralim bozuldu. Başka konuya geçeceğiz. Tiroid bezi rahatsızlığı gündelik hayatımıza etkiliyor. Çabuk yoruluyoruz. Bazen çok hızlı kilo alıyoruz ya da hızlı kilo veriyoruz duruma göre. Bunun bitkisel yöntemlerle tedavisi, çözümü var mı? Bitkisel değil de mineralle yeni bir formül geliştirdik bununla ilgili. Mükemmel bir şey. Amerika'da olan bir şeyin formülünü bize takdim ettiler. Biz de karşılığında büyük paralar ödeyerek formüle kavuştuk çok şükür. Bu da formül için de çok pahalı iş yani. Yani bir formül getiriyor arkadaş bize 10 bin lira peşin isterim abi diyor. Bu dünya çapında birkaç tane adam var. Şimdi tiroid bezi 3 loblu. Sağ sol lob irice, ortadaki lob ince. 20 ila 30 gram ağırlığında bir organ burada. Dışarıdan fark edilmez. Elinle dokunsan yine fark etmezsin. Ama bu çok hassas organ, iki çeşit hormon salgılar. Bu hormonlar insan vücudundaki birçok sinir sistemini, gelişmeyi, çocukların gelişimini, metabolik değişimleri, kiloyu, vücut ısısını, iştahı, birçok şeyi ayarlar, düzenler. Günde bir kişinin alması gereken miktar besinlerden, gıdalardan 150 ile 200 mikro, mili değil, mikrogram, çok çok az. Miligramın 0.2'si kadar, o kadar az. Yani her türlü gıdadan bu alınabilir. Ama bu günümüzde alınamıyor. Neden alınamıyor? Çok çok az olmasına rağmen. Çünkü insanlar aşı yapılıyor, aşının içinde kimyasallar lenf sistemine, sinir sistemine, tiroid bezine zarar veriyor. Avrupa'da, Amerika'da, Asya'da, birçok ülkede artık eski usul üretilen, içinde timerosol denen, cıva içeren, kadmiyum, nikel, kurşun içeren, ağır metal içeren aşıdan vazgeçildi. Modern aşıya geçildi. Amerika'da, Avrupa'da, Japonya'da, Avustralya'da, Rusya'da. Biz hala eski aşıyı, tehlikeli aşıyı kullanıyoruz. Avrupalılar mesela, bir ara Avrupa'da şapka modaydı. Avrupa'da şapkadan vazgeçtiler. Biz şapka takmaya başladık. Eski şapkaları bize sattılar. Sonra televizyonlarda onlar renkli televizyona geçti. Biz eski televizyonları kullandık. Hep Avrupa'nın artını kullandık. Burada da Avrupa'nın, Amerika'nın yine artını kullanıyoruz. Eski zararlı olan şeyleri. Neymiş? Aşı. Ya aşı yapılacaksan ya aşı yap. Ama tehlikeli aşı devri bitti, anlaşıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde 100 bin çocuk üzerinde araştırma yapıldı. Yapılan araştırmada otizmi, hiperaktiviteyi, dikkat eksikliğini tetikleyen maddenin aşının içindeki cıva olduğu ve diğer ağır metal olduğu anlaşıldı. Aşı tehlikeli olduğu ortaya çıktı. Ama
ifşa etmediler. Şu firma, şu firma, şu firma Bayer, efendim, Ziggers, birkaç firma daha var. Bunlar aşı üreten firmalar. Eğer ki ifşa edilseydi dünyada bunlara karşı açılan tazminat bu firmaları bitirir, iflas ederdi. Açıklamadılar. Onlara milyar dolar para verdiler, susturdular. İkinci tehlikeli madde, bütün gıdalarda alüminyum var. Nasıl var? Direkt içinde değil. Cips, jelibon, kek, gofret, çikolata, her şey ambalajlanıyor. Neyle? Alüminyum folyo. Paketleme de ambalajda kullanılan alüminyum gıdaya, gıdadan beyine geçiyor. Beyni bozuyor, sinir sistemi, lef sistemi, tiroid bezini, bütün organlara zarar veriyor. Alzheimer hastalarının, ölen Alzheimer hastalarının beyni otopside yapılmış, incelenmiş, beyinlerinde yüksek oranda alüminyum tespit edilmiştir. Hep yanlış beslenmekten. 3. Aşırı kimyasal ilaç. Herkes günümüzde antidepresan kullanıyor, antibiyotik kullanıyor. Şeker gibi oldu artık bizde. Leblebi atıyor. Durmadan hap kullananlar var. Evet. Bazıları alışmış ki avucuna koyuyor, alışmış 10 tane atıyor birden. Ne oluyor? Ben ateşlendim. 38-39 dereceydi ateşim yurt dışında. Antibiyotik istedim doktordan. Şaşırdı. Hani sen kendi kendine nasıl antibiyotik isteyebiliyorsun diye, o kadar ağır bir ilacı. Bizde en ufak bir şeyde, bir öksürükte, boğaz ağrısında hemen antibiyotik atıyoruz. Şeker gibi. Evet. Şimdi yani orada antibiyotik doktor yazmadıkça alamazsınız. Mümkün değil. Evet. Doktor da zaten yazamaz. Yazmıyor da genelde. Evet, ben hastanede bir ameliyat geçirdim, hastanedeyim. Ağır bir ameliyat. Ameliyattan çıkmışım, ağrıdan duramıyorum. Acı çekiyorum. Ya ağrı kesici diyorlar ki dayan bir şey olmaz. Evet. Ben dayanıyorum, çok ağrıyor. Olsun, bir şey olmaz. Nane çayı iç, sarı kantarın çayı iç. Çay iç diyorlar. Hastanelerin koridorlarında nane çayı, papatya çayı, sarı kantarın çayı var. Antibiyotik ağrı kesici vermiyor. Karaciğerin iflas edilmesini istiyorsun diyor. Evet. Bizde hemen... Aa, çok bilinçli. Bizde maalesef yut. En ufak bir uyku problemi yaşıyorum de hemen antidepresan. Evet. Boğaz ağrısında antibiyotik. Bilinçsizce tüketiliyor hepsi. Evet. Şimdi bu kimyasalların hepsi tiroid bezine zarar veriyor. Tiroid bezine iyot akışını engelliyor. Tiroid bezine iyot akışı engelliyor ama kanda iyot çok, tiroid bezesinde iyot yok. Ne oluyor? Hipoaktif, hipotiroid. Veyahut da kişi kimyasal yemiş olduğu gıdalardan tiroid alamıyor. Böylece problemler ortaya çıkıyor. Biz bununla ilgili çok güzel bir çalışma yaptık. 4 çeşit iyotla ilgili ürün ürettik. Şimdi bundan günde 3-4 defa 2 damla, fazla değil. Böyle 2 damla aldığında ne yapar? Ağır metalleri vücuttan temizler. Hem iyot ihtiyacını karşılar, hem ağır metalleri tiroid bezinde, nodülünde, bezesinde ağır metal varsa, hatta vücutta varsa temizler. Bu ağır metal temizleyici. Hiperaktif çocuklar, dikkat eksikliği olanlar vesaire için çok çok önemli. Bu alkali iyot. Kilolu insanlar için. Ne yapıyor bu? Tiroid bezini 3-4 kat daha hızlı çalıştırıyor. Aşırı enerji kullanımını sağlıyor. Böylece depolanmış bütün yağlar eriyor. Ayda 5-6 kilo otomatik verir. Normal beslenmeyle. Alkali iyot. Bu da D iyot. A iyot, E iyot, D iyot. Bu da E iyot. Bu vücuttaki mikropları öldürücü. Biliyorsunuz tentür diyot neden yapılır? İyottur. Bunun özelliği her türlü mikrobu öldürücü, doğal antibiyotik özelliğe sahip. Bir tane iyot daha var. Onu daha önce anlatmıştım. O da P iyot. Potasyum iyodür. Onu getirmedim çünkü daha önce anlatmıştım. O sadece, Allah korusun, herhangi bir nükleer kaza olursa havadaki radyoaktif iyot yoğunlaşırsa onun tiroid bezesine girişini engeller. Yani tiroid kanseri olmayı önler. O sadece nükleer facia olursa, Allah korusun, o zaman kullanmak gerekir. Bir ara Japonya'da bu Kobe depreminde nükleer santralleri var. Onun 6 tane Kobe'de. 2 tanesinde sızıntı olunca Amerika Birleşik Devletleri'nde 5 yılda satılacak olan potasyum iyodür 3 günde bitti. Herkes potasyum iyodür aldı.
acaba rüzgarla bu tarafa geldi mi kanser olabilir mi korkusuyla potasyum iyonu aldılar, kullandılar. Şöyle marketlerde, kimya fabrikada hiçbir yerde potasyum iyonu kalmadı. Potasyum iyonu da evde bulundurmak lazım. Herhangi bir risk olursa Allah korusun. Fakat bunların ayrı ayrı özelliği var ve farklı farklı kullanılır. Zayıflamak isteyenler için metabolizmayı 4 kat hızlandırır. Yağ tüketici A iyodür. Vücudu her türlü ağır metallerden temizleyen E iyodür. Doğal antibiyotik özelliğe sahip D iyodür. Evet, iyot. Bunları ürettik. Mükemmel bir çalışma yaptık. Ben bu her ürün için 10 bin lira para ödedim. Bir formülü için. Bir formül tabii. Bizim çok çok bu konularda uzman birkaç elemanımız var. Onlar da harıl harıl bana çalışıyor maşallah. Formül araştırıyorlar. Araştırmacılar kendileri. Geliyor önce diyor ki çok güzel formülüm var. Bakıyorum, inceliyorum. Bitki konusu problem değil. Ama bu kimya inorganik kimya biraz farklı. Veya koloidal altın, koloidal platin, koloidal gümüş de farklı. Onlar için de ayrı ayrı para ödedim. 300 bin liranın üzerinde para ödedim her formül için. Ama bitkiye gerek yok. Bitkide ben her türlü bilgiye sahibim hamdolsun. Hangi şifalı bitki ne oranda nasıl karıştırarak kullanılır. Ama her şeyi bilemezsin ki. Tabii. Ormuz Gold. Ben bunu bilemem ki. Ben bitki uzmanıyım. Bu farklı bir şey. Vatandaş getiriyor formülü. İşte bu. Deniyoruz, kullanıyoruz. Etkisini görüyoruz. O zaman üretiriz. Evet, bu iyot çok çok önemli. Çünkü İnsanların günümüzde hemen hemen hepsinde, çoğunda tiroid sorunları nedeniyle birçok problem ortaya çıkıyor. Evet. Bu tür problemler varsa halledilir. Ama bazı insanlarda da mesela tiroid nodül oluyor. Kist yani. Hı hı. Onu farklı bir yöntemle eritmek mümkün. O herhalde birazcık daha bitkisel biraz tedaviye farklı, giriyor. Evet, zerdeçal forte, zerdeçal setiyle onu halletmek mümkün. Evet. Peki başka bir konuya geçeceğim ama hidrojel gübresi nedir ve ne işe yarar? Evet, dün Adana'daydım. Tarıma geçiyoruz. Evet, Adana'ya gittim. Yani sera, bahçe, tarla sahipleri, çiftçiler davet ettiler, toplanmışlar. Bizim ürünleri daha önce orada ben tanıtmıştım geçen sene. Hı hı. Aldık, kullandık, çok memnun kaldık dediler. Ormuz Tarımı bunu kullandılar geçen sene. Çok çok memnun, %50'ye varan oranda daha fazla ürün elde ettiler ve elde edilen sebze, meyve her tür tahılda, bitkide kullanılır. Şimdi siparişler aldık. Tekrar çağırdılar. Başka ne yenilik var diye. Bu hidrojel dünyada zaten hidrojel üretiliyor. Yani bu nedir? Suyu absorbe eden madde. Su tutucu. Şimdi mesela Hatay'ın bu Reyhanlı'da Amik Ovası'nda çok pamuk ekiliyor. Her taraf pamuk. Sürekli pamuk ekildiği için burada bitki hastalıkları da oluyor vesaire vesaire. O kadar çok su topraktan çekiliyor ki kuyularla Asi Nehri'nde yazın bir damla su bulamıyorsunuz. Hatay'ın içini kokuyor neredeyse. Su yok. O kadar su kullanılıyor. Pamukta çok su kullanılıyor. Eğer ki kişi pamukta, yer fıstığında, mısırda vesaire her türlü bitkide hidrojel kullanırsa ayda 7-8 defa suluyorsa 2-3'e düşer. Çünkü bu hidrojel su tutucu olduğu için, suyu bırakmadığı için suyu tutuyor jöle gibi. Sanki bitkinin kökünde bir bardak su varmış gibi. Gibi sağlıyor. Oradan o suyu alıyor yavaş yavaş. Ekonomik olarak da katkı sağlıyor. Tabii. Su tutucu dedim ama bu bizim dünyada birçok ülkede hidrojel kullanılıyor. Su tutucu. Mesela 50 gram ceviz ağacının etrafını böyle açtınız çukur. 50 gram 5 litre suyla karıştınız jöle gibi olur. O çukura bunu yaydınız, üstünü kapattınız, suladınız, bitti. 5 yıl yeter. 5 yıl ceviz ağacının su ihtiyacını karşılar. Fakat bizim yapmış olduğumuz şey, Avrupalı Amerikalı'dan bir level daha yukarıdayız. Hatta iki. Onları geçtik. Nasıl geçtik?
Bunun içerisinde biz fulvik asit kattık. Humik asit. Artı bor, çinko, mangan, demir. Ama bor, çinko, demir, mangan sıradan bir bor, çinko, demir, mangan değil. Ormus. Yani monoatomik elemente dönüştürdük. Ormus nedir? Evet, bir sonraki sorum da oydu. Ormus nedir? Ormus güzel. Tarım nedir? Ormus tarım nedir? Ormus bu. Bunun içerisinde de ormus var. Farkı şu. Mesela tarlaya vatandaş bor atıyor, çinko atıyor, demir atıyor, bakır atıyor vesaire. Suladığı zaman suyla beraber o mineral gidiyor denizlere. %5'ini bitki istifade eder. Gerisi çöp. Aa, biz ne yaptık? Bunun içerisine kattığımız bu mineralleri monoatomik elemente dönüştürdük. Ne demek? Mesela en basitinden altından örnek vereyim. Altının etrafında 79 elektron var. Hı hı. En dış yörüngendesinde 79. elektron en dış yörüngedeki elektrona valens elektron denir. Yani aktif. Bu elektronu ortadan kaldırırsanız altın artık hiçbir şeyle reaksiyona girmez. Ne oldu? Kısırlaştırdık. Yani altın mesela eskiden insanlar yemeklerine altın tozu katar yerlermiş. O zaman %5'ini istifade ediyorsun. Ama Ormus Gold yaptık biz bu beyin için. Buradaki altının mikrogramı da hiçbir şey yok olmaz, kaybolmaz. Direkt beyine gider. Bu tarımda yapmış olduğumuz Ormus mesela bor, çinko, demir, bakır vesaire de ormus, monoatomik element. Dış yörüngesindeki elektronu ortadan kaldırdığımız için suladığınızda suyla gitmez. Veya herhangi bir başka mineralle reaksiyona girmez. Sadece bitki tarafından absorbe edilir. Bitki bunun, bitkinin DNA'sını tamir eder, hücresini tamir eder. Hiçbir kayıp olmaz. Bu ne demek? Bir kilo hidrojel demek tam 20 kat başka gübreye bedel demek. 5 yıl bitkinin ihtiyacını karşılar. 5 yıl ağaçta. Zebzede ise zebze sezon sonuna kadar yeter. Zebzede 2 gram her zebzede bakliyat olsun veya başka kabaktı vesaire vesaire. Fındık. Ağaçlarda ise ağacın büyüklüğüne bağlı. Bazen 20 gram gerekir. Bazıların ağaçlarda 30, ceviz gibi büyük ağaçlarda 50 gram gerekir. Boyutuna göre gramları değişiyor. Evet, büyük ağaçta ceviz ağacı çok büyük. Ona 50 gram fazla da katılabilir. 5 yıl gübre ihtiyacını karşılar. 5 yıl. İz elementtir bu. Diğer elementleri zaten bitki topraktan alıyor. Toprakta olmayanı veriyoruz biz. Veya az olana. İz element. Önemli olan iz elementi alması. Çünkü bitki protein üretecek. Enzim üretecek. Neyle üretecek? Peki bitkinin gelişim süresini kısaltıyor mu? Tabii daha kısa sürede. Daha kısa sürede. Daha verimli oluyor, daha çok oluyor. Mesela biz İzmir Menderes'te Bahri Bey'in bahçesi var çok. Çeşit çeşit ağaçlar, sebzeler, seralar vesaire vesaire. Zeytinde denedik. Etrafı. Ve hemen komşusunun da yan bahçede onun da zeytini var. Gittik fotoğraf çektik. 6 ay sonra. Bunun ağaçları böyle dalları tamamen dolu. Artık o kadar zeytin ki hafif aşağı doğru sarkmış. Diğerinin ağacında parmakla sayılacak kadar az. Toprağın verimini arttırıyor o zaman. Evet. Absorbe etmesini sağlıyor. Bu hidrojen inşallah yakında önümüzdeki ay Çin'den özel bir makine getiriyoruz. Bunu ham maddelerinde kendimiz üreteceğiz. Biz bunun ham maddesini 32 lira veriyoruz. Sadece ham maddesine. Hiçbir şey yok. Elektrik yok, telefon yok, kira yok, hiçbir şey yok. Sadece sırf 50 liraya satıyoruz. Yani maliyetini hesaplasak 50 lira kurtarmıyor. Kurtarmıyor, doğru. Ama tanıtım amaçlı bu şekilde. İnşallah bir kez sonra ham maddesini kendimiz ürettiğimizde bunu 20-25'e kadar çekmeye çalışacağız. Hizmet amaçlı. Evet. Peki hocam, MMS Plus
Nedir? MWS Plus nedir? Evet, çok güzel. Tarımdan gittik bari. Tabii. Tarımda kullanılan kimyasallar toprağa o kadar zarar vermiş ki toprağı her türlü bitkiye küf mantarı, maya mantarı, vertisilikum mantarı, efendim o kadar mantar türü var ki bunlara küllenme deniyor, kara küllenme. Hepsi bir yana bir de lezzetsiz oluşu. Evet. Yetişen maddelerin, yetişen sebzelerin. Maşallah çok güzel. Mesela muzdaki C vitamini %80 azalmış. Evet. Bunu okumuştum. Elmada E vitamini %60 azalmış. Almanya'da yapılan araştırmalarda artık sebze ve meyvelerdeki vitamin, mineral, enzim o kadar azalmış ki bir elma günümüzdeki şey mesela 60-70 yıl önceki bir elma günümüzde 20-25 elmadan daha fazla vitamin, mineral, enzim içerir. Yani arada ne kadar tat, lezzet farkı var. Evet. Yani olsa da 50-60 yıl öncekiler biz hepsi meyve alsak da yesek. Bazen organik meyve alıyoruz. Orada bile çok fark ediyor. Adı organik. Nesi organik? Yani yine şeylere yani organik, göre tam oturmadı. Diğerlerine göre farklı. Olsa keşke iyi olur. Yani o da zor iş organik yapabilmek. Onun çok çok ağır işlemleri gerekiyor. İnşallah olur. Bu bildiğimiz klor dioksiti 202 yıldır Jim Hampel klor dioksiti bulmuş, keşfetmiş. Klor dioksit ne yapıyor? Bakteri, virüs veya mantar, mesela virüs, şu şekilde top gibi şöyle, virüs top gibi düşünün. 10 milyon defa, 20 milyon defa büyüttüğünüzde top gibi. Ama böyle tutunacak noktaları var, tiken gibi. Klor, bunun MMS Plus ne demek? Mucizevi mineral solution, yani mucizevi mineral demek. MMS Plus. Şimdi bunu bitkiye püskürttüğünüzde böyle ne yapıyor? Buradaki bakteri, virüs, mantar fark etmez. Hücre zarını şak diye deliyor. 5 elektron alıyor. Hücre çekirdeğinden 5 elektron alıyor. Amino asidi bozuyor. Bitti gitti. Artık ne bakteri, ne virüs, ne mantar. Her türlü mikrobu öldürüyor. Çekip alıyor elektron. Çünkü burada MMS Plus eksi 5 elektron yüklü. 2 oksijende 2 tane kişirden 4. Bir de klorda 5 elektron. 5 elektrona ihtiyacı var. Nereden karşılayacak bunu? Karşısına çıkan ilk bakteri, virüs, mantardan çak çak alıyor. Ve onların hücre zarını, hücre çekirdeğinin zarını ve hücresindeki DNA'yı patlatıyor, yok ediyor. Enzimleri bozuyor. Böylece hiçbir bakteri, virüs, mantar yaşayamıyor. Klor dioksit aslında Avrupa'da, Amerika'da çok yaygın olarak kullanılıyor. Fakat etkisi klor dioksitin 2 saat. Biz bununla ilgili çok güzel bir çalışma yaptık. 2 saat yerine etkisini 2 aya çıkardık. Sözü yağmur uzadı. Yağarsa o zaman bir daha ilaçlamak gerekir. Ama yağmur yağmazsa etkisi azalır yağmur yağınca. Yine yok olmaz. Özel bir çalışmayla bunun etkisini maksimum seviyeye çıkardık. 2 ay etkili. Oldukça da uzun bir süre. Evet, elhamdülillah.